Kalbim de çok hızlandı. Kalp krizi geçirmeyeyim şimdi. Genç yaşta ölenler kervanına. Aman sus Selim. Neden oldu? Çünkü demin mutlu oldum. İnsan mutlu olunca sanki cezalandırılmalı. Bu nasıl adalet Allah aşkına? Canım annem, başım derde girince hemen hisseder. Böyle durumlarda hep şöyle yaparım. Kız güzel diye millet ağzına düşer. Şekil al. Ben hiç bakmam. Sanki o yokmuş gibi davranırım. Hı-hı. Ne yapıyorsun sen? Hani sen medeni bir çocuktun? Unutma ki medeniyette insanların zaaflarından faydalanmak yoktur. Ama güzeldi. Ben medeni değilim. Belli oldu. Medeni toplumlarda öpüşmek son derece doğaldır. Hatta sevgi belirtisidir. Kadının şeyi mi göründü? Olaya müdahale etmeliyim. Bu adamın niyeti bozuk. Kanalım içerirsem. Ya laf ederse, sana ne be, başımıza ahlak bir çizim kesildin derse, vallahi der. En iyisi izin isteyeyim. Pardon, affedersiniz. Affedersiniz, pardon. Pardon. Kabul ediyorum. Ben salak birisiyim. İşin kötüsü kız salak olduğumu anladı. Neyse olsun. Salak olmakta müthiş bir özgürlük var bence. Babacığım biz geldik galiba. Ben arayacağım seni, tamam mı? Hadi öpeceğim. Yurt dışından mı geldiniz? Evet, iyisiniz değil mi? İyiyim. Çok iyi. Lan oğlum adam düştü ya. Kemer taksaydınız bari. İstanbul'a hoş geldi. Nasılsınız? 72 saat sonra kendine. Canım annem yine hissetti. İyi misin? Evet evet iyiyim. Sağ ol. Çok kötü vurdun çünkü. Ya bence dava etmelisin. Ben senin yerinde olsam öyle yapardım. Yok ya, olur böyle şeyler yani. Aslında bunu takmama da gerek yok. Hayır hayır. Doktor ilk 72 saat çok önemli dedi, sakın. Belgelerin. Tamam. Hoşça kal. Hoşça kal. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz ya? Yaptığınız resmen zorbalık. Bu yaptığınız Avrupa'da yapsanız hapisten çıkamazsınız. Bu ses sanki tanıyorum gibi. Ya istediğimiz sadece bir öpücük bir anam. Spor salonundaki kız. O bana yardım etti. Benim de ona yardım etmem lazım. Adamlar da ispandut gibiler. Kesin bir yerlerime bir şey yaparlar. Belki de sakat bırakırlar. Ne yapacağım ben? Selim. Yardım edeceğim. Ya kör olursam? Böyle bir duruma nasıl düştüm ben? Gideceğim. Yok. Gitmeyeceğim. Gitmeyeceğim. Gideyim. Hayır. İmdat! İçimdeki canavarımı çıkarsam. Buldum. Zeki Müren. Aşkım. Kusura bakmayın, geciktim. Ay. Arkadaşlarımla geleceğini söylememiştim bana. Zeki Müren'in oynadığı İstanbul Beyefendileri gibiydim. Olayların ciddiyetini anlamayan adam. Bunlar arkadaşım değil ki aşkım. Saatlerdir kaç ton kaldırdığımı bilmiyorum. Biliyorsun spor yaparken zamanı unutuyorum. Biliyorum aşkım. Arkadaşlar siz ne istemiştiniz? Oldum olası bu karakteri çok sevmişimdir. Bu karakteri oynamak her zaman işe yaramıştır. Nerede benim burnum? Bu hareket de nereden çıktı şimdi?
Selamun aleyküm. Abi, bir sıkıntı mı var? Ay yo, teşekkür ederim. Gerçekten çok teşekkür ediyorum size. Arkadaşlar da şimdi gidiyorlardı zaten. Hadi. Hadi. Çok teşekkürler eşlik ettiğiniz için. Çok sağ olun. Bir dakika ya. Hadi. Şuna bak, memleket iyice bozulmuş. Allah'tan içimdeki canavarı görmediler. Onun ne olduğunu ne siz sorun ne de ben söyleyeyim. Bu arada kız çok tatlı. Teşekkür ederim. Sürekli bana teşekkür etti. Hayatını kurtardım falan söyledi. Sonra da yiyeceklerinden ikram etti. Ben hepsini yedim. 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 Soyadın ne? Akarcalı. Selim Akarcalı. Mesleğin? Yazıyorum işte. Yazar mısın yoksa? Yok ya, öyle önemli şeyler değil. Ya nasıl önemli değil? Yazı çok önemli. Ay, yazar olman hoşuma gitti. Hatta heyecanlandırdı. Ha yani temiz havadandır. Oksijen bol ya burada. Keşke sevgilim olsa. Ama mümkün değil. Çok tatlı anlatıyor. İşin garibi ben hiçbirini hatırlamıyorum. Ben bazen kendimi zihin hapishanesine atarım. Bulurum zihnimde hakim, savcı. Bir güzel yargılarım kendimi. Sonra da keserim cezamı. Sonra da atarım kendimi zihin hapishanesine. Paşa paşa yatarım yarattığım kendi hapishanemde. Bunları sen mi yazdın? Ya nereden buldun ki sen şimdi bunları? 25. saat karalamalar. Yazan Selim Akarcalı. En son 3 yıl önce yazmışsın. Ben bu yüzleri çok beğendim. Ya çok teşekkürler. Yani öylesine yazdığım şeyler işte. İyi misin? Sen beni heyecanlandırıyorsun. Ben mi? Yok canım, Allah Allah. Nasıl heyecanlandırıyor? Ya çarpıntı çok kahve içmişsindir. Biraz o yapar. Bende de oluyor. Selim. Ben galiba senden hoşlanıyorum. Yok ya. Ne alakası var şimdi? Ben gerçekten şeydendir o. Türk kahvesindendir. Sen yalnız mısın? Ben evet. Evet, yalnızım. Yalnız yaşıyorum. Hep yalnız oldum. Yani alıştım da biliyor musun? Yazı dünyası biraz öyledir. Kendinle baş başa kalmalısın. Kendinle baş başa kaldığınızda kapattı. 25. saat yazını çok beğendim. Siz hiç 25. saatte yaşadınız mı? Ben 25. saatte yaşamasını çok severim. 25. saat neresi diye merak ediyorsanız tarif edeyim. Kalabalığın içinden geçerken birden durun. Kalabalığı görebileceğiniz bir yere geçin. İşte 25. saattesiniz. Yeni düşüncelere hoş geldiniz. Akıllı da. Aslında beni en çok etkileyen zihin hapishanesi. Çünkü ne oldu biliyor musun? Meğerse ben hapishanedeymişim. Bunun farkında bile değilmişim. Halbuki ben kendimi bayağı adayı zannediyordum. Demek ki değilmişim. Bugün talih ettim kendimi. Senin sayende. Hepsi senin sayende. İnşallah bana aşık olmaz. Ben ona layık biri değilim. Bir defa o kadar param yok. O kadar kıyafetim de yok. Bir hafta sonra foyam ortaya çıkar. Çok laf atarlar, cevap vermek zorunda kalırım. Ona bir şey yapmazlar, gelir beni döverler. Elimi tutar mısın? He? Elimi tutar mısın diyorum, duymuyor musun? Elleri aynı kız eli gibi. Bir defa bir kız arkadaşım olmuştu. Onun elleri aynı amcamın elleri gibiydi. Allah'ım çok mutluyum. Kesin başıma bir iş gelecek. Böyle durumlarda hep öyle olur. Ah.
Buluşalım mı? Hava dolunay. Sahile gideriz. Ha? Moda taraflarına. Şarap içelim mi? İçelim. Tamam. Yarım saat sonra modada. Tamam. Öptüm. İçelim. Hani sen içkiyi bırakmıştın? Bıraktım. Bok bıraktın. İçecek mi? İçmeyeceğim. Annenle tanışmak istiyorum. Senin gibi tatlı bir çocuk yetiştirdiğine göre kendisi de baya baya tatlı olmalı. Bu içkiyi de kim icat etti acaba? Başımın belası. Hayat neden sürekli insanı test eder? Sağlığımıza. Bir televizyon programında görmüştüm. İki kişi var, ikisi de aynı anda şarap içiyor. Aha. Birisi şarabı içiyor, diğeri böyle ağzında dolandırıyor falan, sonrasında da tükürüyor. Ama bir bakıyorsun ikisi de aynı anda sarhoş. Çok enteresan değil mi? Evet. Ben deneyeceğim. Ben de. Hadi. İşe yarıyor mu ne? Oluyor gibi. Hadi bir daha. Hadi. Selim. Çok güzelsin. Ben mi dedim onu? Ben dedim. Bana mı dedin? Yani ben mi geçiyorsun benim? Çok saçmaymış. Hakikaten ciddi söylüyorum. Dalga mı geçiyorsun benim? Ya hayır. Ya çok saçma ama yani. Yani beni hiç kimse beğenmedi ki. Ya yani hayatımda hiç kimse beni beğenmedi. Öyle bir anım yok. Yani tarihim de yok. Ben öyle beğenecek biri değilim ki. Mesela kirpikleri. Normal kirpik işte. Ne var ki? Çok güzeller. Yanaklarım. Yanaklarım... Normal alkolik yanakları işte. Ne? İzmir'de bayağı bulabilirsin böyle yanakları. Ben şimdi biraz kendimi iyi hissetmiyorum. Ben... Ne yap biliyor musun? Bence sen kendine uzun boylu, yakışıklı, bıyıklı falan bir adam bul. Ben çünkü sana layık birisi değilim. Öpüşelim mi? Ay, Allah Allah. Ben burada durur musun lütfen? Niye öpüşmüyorsun benimle? Biraz kalbim hızlandı, anladın mı? Sahilde böyle kalp krizinden ölen bir gerizekalı olmak istemiyorum. Çünkü çok saçma bir ölüm olur. Sen beni beğenmiyorsun. Hayır. Ne alakası var? Bence sen çok güzel bir kızsın. Tam beni çirkin buluyorsun. Hayır. Şey tersine mi döndü? O zaman öp beni. Gerçekten ateş bastı şu anda bana. Hadi gel yanıma. Benim babam kalp krizinden öldü. Senin bundan haberin var mı acaba? Şşş! Ne yapıyorsunuz lan siz burada? İşte en korktuğum şey. Beni öldürecekler, ona da tecavüz edecekler. Açıkçası bana tecavüz edilmesini tercih ederdim. Ölmekten iyidir. Canım, biz birlikte olmaya geldik. Nasıl? Beraber olalım istedik. Korktuğum şey başıma geldi. Siz kendinize bayağı kuytu bir yer seçmişsiniz. Burada bağırsanız da kimse duymaz. Biz de tecavüz edelim dedik.
Kime? Bakın bu yaptığınız çok saçma. Burası şehrin içi ya. Ayrıca biber gazım var. Arkadaşlar bence hiç saçmalamayalım. Biz de zaten gidiyorduk. Bu aramızda da kalabilir. Ben hiç kimseye hiçbir şey söylemem, tamam? İçimdeki canavarın çıkmasından çok korkuyorum. Eğer ortaya çıkarsa Aşıl anında terk eder beni. Hayır. Hayır, çirkinleşmek istemiyorum. Karım aşkım benim. Karım anam. Tut. İçimde kro bir adam var. Çok ama çok sinirlendiğimde bu adam ortaya çıkıyor. Acaba ben hangisiyim? Acaba ben kim? Kirpiklere bir şey mi sürüyorsun sen? Ayo. Yani doğal hali aslında bakarsın ama. Sanki uzadı gibi. Yapışadım. Bir şey de yaptım yok aslında bakarsın ama. Annen nerede yaşıyor? Annem? Annem şimdilik bende ve Umre'den yeni döndü. Ya Umre'ye mi gitti? Evet. Gelirim ben onu. Ben yarın size gelsem tanışmış da oluruz. Olur. Olur. Ya nasıl bu kadar seksi olmayı başarıyorsun? Ben mi? Yani bir şey de yaptığım yok aslına bakarsın ama. Şu gülüşümü değiştirmeliyim. Omuzlar yamuk mu duruyor senin? Yapıyorsun sen omuzlarına? Yamuk mu bu ya? Ne bileyim. Ne zaman yamulmuş bu ki? Yamuk bu ya. Ne zaman yamulmuş ki bu? benim ağzım yamuk mu? Yani şey daha güleç gibi yamuk mu duruyor benim ağzım? Bu ne be? Affedersiniz ben kedi zannettim de. İçimde hiçbir şey yok. Yani. Kapalaşabilirdim. Garip bir özgürlüktü. Hatta ona babamın anneme yaptığı erbağ makasını bile yaptım. Ay! Ne yapıyorsun ya? Bir şey ya? İyice ayı oldun sen de ya.